Ailem hiç karşı çıkmadı. Hatta beni çok desteklediler. Üniversite mezuniyetimden sonra yurt dışına pastacılık eğitimi almaya gittim. Ve sonrasında hem o dönemde maddi manevi hem de sonrasındaki dönemdeki kariyer seçimlerimde çok destek oldular. O yüzden ailem tarafından çok şanslıyım. Herhangi bir karşı çıkma görmedim. Fakat o dönemde yani 1999 senesinde yurt dışına pastacılık okumaya gideceğimi duyan arkadaşlarım ve yakın çevremden halime çok acıyanlar oldu. Neden annen sana kek pasta mutfakta öğretmiyor ya da vah vah sen burada üniversiteye gittin, mezun oldun, şimdi yurt dışına gidip niye pastacılık okuyacaksın diye hiç akıl erdiremeyenler oldu. Bu tür yorumlarla karşılaştım o dönemde. Kadın olarak hiç endişe duymadım. Başka bir sektörde olsaydım da endişe duymayacaktım. Çünkü hep yaptığım işi nasıl daha iyi yapabilirim diye düşündüm. Amerika'da pastacılık okuduktan sonra buraya döndüğümde o dönemde İstanbul'da çok meşhur olan bir butik pasta dükkanında staj yapmak istemiştim. Ve randevu bile almaksızın kapısına çat kapı gittim. Sahibi olan kadına staj yapmak istediğimi belirttim. Ve bana benim inandırıcı olmadığımı söylemişti. Mutfaklarda çok ağır koşulların olduğunu, benim bir kadın olarak mutfak ortamında, hele ki o dönemde erkek egemen bir ortamda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş personelle beraber çalışamayacağımı, dolayısıyla beni inandırıcı bulmadığını söyledi. Fakat ben yoluma devam ettim ve pasta şefi oldum. Ben çalıştığım dönem boyunca hiç kimseyi cinsiyeti üzerinden değerlendirmedim. Hep dediğim gibi işi nasıl daha iyi yapabilirim diye düşündüm. Ama beni cinsiyetim üzerinden değerlendirmiş olanlar olabilir. Ama bunlar beni hiçbir zaman yolumdan döndürmedi. Kariyer endişem olmadı. Sektöre girdikten sonra pasta şefi olarak 8 sene çalıştım ve çok iyi yerlerde çalıştım. Çok iyi şeyler öğrendim. Sonrasında bir yol ayrımına geldim ve o yol ayrımında artık mutfaklarda olmak istemiyordum. O sırada da önüme bir şans doğdu ve bizim sektörün organizasyon ve catering tarafında çalışma imkanına sahip oldum. Bunu değerlendirdim. Daha sonra restoran işletmeciliği teklif edildiği için onu değerlendirmek istedim. Ardından 12 sene restoran işletmeciliği yaptım. Dolayısıyla bizim sektörde birçok farklı bölümü görmüş oldum. Bu sektörün avantajı da zaten bu. Farklı kollar, farklı bölümler var ve bunları değerlendirdiği zaman kişi çok daha ileri noktalara çıkabiliyor. Ben de birçok alanı değerlendirebildiğim için çok mutluyum. Bizim sektörün birçok alanı olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Yemek bölümü, servis bölümü, organizasyon, şarap kültürü, kahve kültürü, restoran işletmeciliği. Bu alanları ben keşfetmiş olduğum için, deneyimlemiş olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Aynı zamanda bizim sektörün çok itibar gören, merak edilen, takip edilen bütün dünyada bir sektör olduğunu da görüyorum. Dolayısıyla sektör çalışanları olarak bizim kendimizi güncel tutmamız da çok önemli. Değişik yerleri gezmek, görmek, mümkün olduğunca tabii. Değişik yemekler tatmak, içkileri denemek. Bunlar çalışanları çok geliştirecek şeyler. Ben de bu konulara meraklıyım. Dolayısıyla böyle bir sektörde olduğum için de besleniyorum ve bu da beni mutlu ediyor. Türkiye'de bizim sektörde mutfak bölümünün çok geliştiğini düşünüyorum. MSA'nın da katkılarıyla son 20 senede mutfak alanında çok aşçı, şef yetişti ve bunlar sektöre dağılarak güzel yerlerde çalışmaya başladılar ve devam ediyorlar. Fakat servis bölümünün bir parça daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum. En az mutfak bölümü kadar eğitim açısından kuvvetlenmesi gereken bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Biz de bu eğitimde servis bölümüyle ilgili nasıl iyi servis yapılır, müşteri memnuniyeti nasıl yakalanır, hangi detayları analiz etmek gerekir, nasıl fark yaratılabilir, bunları anlatacağız ve servis bölümünün önemini tüm öğrencilere göstermiş olacağız.